Arkadaşlar ne oluyor? Abi dünya rekoruna gidiyoruz. Hadi abi. Rekor ve rekoru kırdık. Rekoru kırdık. İşte bu arkadaşlar, rekoru kırdık. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün sizlerle birlikte gerçekten çok efsane bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FootDraft'ta rekor kırmaya çalışacağız. Bakalım kırabileceğiz mi arkadaşlar? Daha fazla FootDraft videosu için like atmayı ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen aşağıdan bildirimleri açın. Cumartesi ve pazar günleri gerçekten efsane ötesi iki tane video gelecek. Bunlara hazırlıklı olun. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde draftlarımız var. Biz Toti ile Şampiyonlar Ligi ağırlıklı kuracağız ama önce bir normal draft kuralım. Ayrıyeten de arkadaşlar size bir duyurum var. Bugün akşam canlı yayındayız Cube TV'de. Açıklama kısmında uygulamanın linki var. Ayrıyeten yorumlara da sabitledim. Oradan girip uygulamayı indirebilirsiniz. Direkt tıklayınca kolayca mobil telefonunuza veya tabletinize çok kolay indirebiliyorsunuz. Girin, indirin ve Koray yazın, beni aratın, bulun arkadaşlar. Akşam canlı yayınları açıyorum. Neredeyse her akşam açıyorum. Haftada bir veya iki kez açmayabiliyorum ama genelde her gün açmaya çalışıyorum. Pazartesi hariç bu haftada her gün yayında olacağız. Hadi bakalım arkadaşlar, sizi de hemen bekliyorum. Bugün de yayındayız. Evet arkadaşlar, ilk olarak kalecimizi açıyoruz bakalım. Kaleci olarak Jan Oblak geldi. Gerçekten güzel oldu. Hadi bakalım ikinci oyuncumuzu açalım. Bakalım kim gelecek? Icardi geldi. Güzel devam ediyoruz. Ve ay yıl oyuncuları falan var gerçekten abi. Bunlar sayesinde daha yüksek ratingler, daha yüksek draftlar yapabiliriz. Kimyayı hiç önemsemeyeceğim. İlk olarak ratingden kuracağım. Sonra kimyayı önemseriz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok efsane bir site. Ve arkadaşlar YouTube değil, FIFA maalesef etkinlik getirmiyor. Lütfen arkadaşlar FIFA etkinlik getirsin artık da biz de güzel güzel videolarımıza devam edelim. Böyle FIFA fut draftlarına kalmayalım. Ama çoğunuz seviyorsunuz zaten. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazlası için böyle etkinlik falan kalmadığı zaman ara sıra çekeceğim bu videoyu arkadaşlar. Ama genelde zaten güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Çok güzel içeriklerimiz var. Ama gerçekten rekorda kırabiliriz. Hemen buradan çıktım arkadaşlar. Çünkü bunların leaderboardlarını merak ettim. Mesela normal draftta 88 rating yapabilenler var. Ama biz arkadaşlar Toti'de 95 rating yapanları geçmeye çalışacağız bakalım. Sol forvetli sağ forvetli bir diziliş verdi. Bakalım neler olacak. Ve sağ forvetimizi açıyoruz. Sağ forvetten kim gelecek? Mbappe gelecek. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz çok büyük desteklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bu aralar YouTube kanalımızın çok fazla beğeniye ihtiyacı var. Ve yeni gelenler, dışarıdan gelenler de hoş geldiniz diyorum. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım Hazard geldi. Ve şimdi bir tane daha açıyoruz. Casemiro, tamam, fena değil abi. Fena gitmiyoruz. Bence bir şeyler olacak. Tabii en son nasıl çıkıyordu, ne güzel oyuncular çıkıyordu hiç hatırlamıyorum. O yüzden çok da emin olamıyorum iyi miyiz kötü müyüz şu an ama muhtemelen iyi gibi duruyoruz. Bakalım neler olacak. Carvalho'yu da aldım ve bir tane daha oyuncu alacağım şimdi. Sergio Ramos, Ramos 92 yan olduk. Güzel olmadı galiba. Hemen tekrardan başlatacağım arkadaşlar bu draftı, bakalım neler olacak. Hemen kalecimizi açalım. Kaleci olarak gelen kişi De Gea. Güzel başladık. Hadi abicim yüksek yüksek yüksek. Mbappe'yi alacağım. Yüksek şeyler istiyoruz tabii ki ama usta olmayan oyuncu verdiği zaman arkadaşlar biliyorsunuz sıkıntı oluyor. Ve usta olmayan bir oyuncu çıkardık maalesef. Usta olmayan oyunculara devam ediyor muyuz? Hayır tabii ki ama bundan sonra full 94 üstü falan bir oyuncular gelmesi gerekiyor. Bu da bizim için birazcık sıkıntı olacak ama Neymar çıkması gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Ve bunu da alalım. Hemen bunu da açıyoruz. Ve Ramos çıktı. Gerçekten efsane oldu. Ve Van Dijk, Varane güzel abi ve sağ bek. Evet ve Thiago Silva çıktı. 92 gen maalesef arkadaşlar düşük oldu. Hemen yeniden başlatalım. Bir kaleci daha açacağım. Bakalım buradan ne gelecek arkadaşlar. Loris geldi. Hadi abi Premier Lig'den şöyle. Evet Van Dijk işte bu. Premier Lig'den ve Team of the Year. Güzel oldu. Bir daha Premier Lig'den Team of the Year varsa ver. Varan da olur. Sıkıntı yok. Hemen devam edelim. Fransız çünkü Varan. Bak burada güzel veriyor bu maç. Bu tur güzel veriyor. Bence güzel vermeye de devam ederse. Ki öyle devam ediyor gibi duruyor. Van Dijk verdi bir tane daha. Bence fena değil. Neredeyse diyordum, her neyse. Ronaldo'yu çıkardık ilk defa. Ve arkadaşlar rekorumuza doğru gidiyoruz. Videonun rekoruna doğru gidiyoruz. Umarım da kırarız videonun rekorunu derken. Bir tane daha usta geldiğine göre. Bir tane daha geldi usta. Ve bir usta daha ver. Vermedi. Ulan versen 94 ratingi yapacağız ya. Versen 94 ratingi yapacağız. Arkadaşlar ben 94 ratingi çok istiyorum. Hadi bakalım bir tane daha kuruyoruz. Courtois geldi. Hemen bir santrafor açıyoruz. Mbappe geldi. Buradan ne gelecek abi? Buradan güzel bir oyuncu ver. Neymar geldi. Ve De Bruyne geldi. Bu da güzel. Hadi bakalım. Modric. Oha. Ulan sakin olup açmam lazım. Dur.
Şu an çok güzel gidiyoruz. Kurtuva hariç gerçekten tam istediğim gibi her şey yerli yerinde, her şey muazzam. 95 rating bile olabilecek durumdayız şu anda. Neyse arkadaşlar, hemen sol beki açıyorum ve sol bekten bakıyoruz. Alex Teyes kötü abi, fena değil ama. Evet, bu. Bir tane daha ver abi. Bir tane daha ver. İşte bu. İşte bu, aradığımız buydu. Ve 90. 90 olmadı ama 90'ın altında vermezse yaklaşık bir 95'e doğru yaklaşacağız ki 95 rating verdi, maalesef 94 olduk. Neden? İşte Courtois ve Godin sayesinde Alex Telles'in de sıkıntısı var tabi. Abi son bir tane daha Totti deniyorum. Hadi bakalım, son bir kez daha Totti'mizi deniyoruz. De Gea'ya geldi. Sol kanat kim geliyor? Ronaldo çıktı. Gerçekten gayet güzel. Hemen santraforumuzu açıyoruz. Ve Messi geldi. 3 tane üst üste 96'lık çıkardık. Sakin olup bekleyeceğim abi şu anda bir. Sakin oldum. Siz o sırada like atın. Ben yeni oyuncuyu açarken. Ve siz like attığınız için oyun Van Dijk'ı da verdi. Hadi sağ bekten de geliyor. Evet. Varan da geldi abicim. Devam devam. Yüksek yüksek yüksek. İşte bu cross. Hadi abicim. Gelir mi? Messi. Messi. 2 tane Messi çıktı. Ve Ronaldo, 2 tane Ronaldo, 2 tane Messi çıktı. Bu ne? Bu ne, ne oluyoruz? Abi ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Abi dünya rekoruna gidiyoruz. Hadi abi. Hadi abi. 96 Ramos. Arkadaşlar dünya rekoruna gidiyoruz. Ver ver usta ver, işte bu 94 Varan. 94 Varan ve 95 rating. Ve 95 rating. Ve 95 rating. Abi buradan çıkıyoruz ve bunun rekorlarına bakalım bir. 95 ratingmiş rekor ve rekoru kırdık. Rekoru kırdık. İşte bu arkadaşlar, rekoru kırdık. Bizim ratingimiz 95'ti ve arkadaşlar rekoru kırdık. İşte bu be. İşte budur abi. İşte budur. Rekoru kırdık arkadaşlar ve burada da ben videomuzun sonuna geliyorum. Gerçekten saçım aşırı bozulmuş ama burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hiçbir fikir bulamadım. Aklıma da bu geldi ve rekoru kırmayı başardık. Gerçekten Team of the Year rekorumuzu kırdık. İşte budur arkadaşlar. Ve arkadaşlar Efrat'ta çıkan videolarda dünkü çıkardığım efsane bir paket var. Efsane bir video var daha doğrusu. Türk gücü serisi, ona gidebilirsiniz ve sizin için önerilen video da var. Ona da gidebilirsiniz. Ayrıca kanala abone ol butonu varsa ona da abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.